Şimdi az önce o yoksulluk açlık sınırını paylaştık. Geçinmek çok zor. 4 kişilik bir ailede eğer bir tek baba çalışıyorsa imkansız zaten. Anne baba çalışıyorsa o da çok çok zor. Örneğin İstanbul'da kira fiyatları zaten uçmuş vaziyette. Bu durumda ne oluyor? İşte yaz aylarında çocuklar da bir şekilde ailelerine destek olmaya çalışıyorlar. Şimdi Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul'da Bahçeli Evler'de bir pazarı ziyaret etti. Oradaki tezgahtarlar arasında da bir çocukla karşılaştı. Aslında 6. sınıf öğrencisi. Aslında yaz aylarında dinlenmesi, belki sokaklarda top oynaması gerekirken o oradaydı. Bakın aralarında nasıl bir diyalog geçti. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasıl? Ekonomik çok bozuk. Benim yaşımdaki çocuklar şimdi mahallede top oynuyorlar. Yani bisiklet oynuyorlar. Yani abi benim 4-5 günüm pazarda geçiyor yani. Adı İslam, 6. sınıf öğrencisi. Onun da dediği gibi yaşıtları mahallede top oynuyor. Ancak ekonomik krizle çocukluğu elinden alındı. Küçük yaşında kardeşlerine bakmak zorunda kaldı. Doktorların işi zor, pazardaki şeylerin işi zor. Yani pazar kolay iş değil abi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Bahçeli Evler'de bir pazarı ziyaret etti. Pazarda tezgahtar olan İslam'la orada karşılaştı. Adaleti benim zaten kazandığım bana gelmiyor ki abi. Benim anneme geliyor, kardeşlerime geliyor. Yani. Dolabımda hiçbir şey yok. Yani bu vicdan mı kendine 50 bin lira maaş zam yapıyor? Sırf zam mı o kadar? Heh. Yani bu nasıl rahat uyuyabiliyor? Bu nasıl bir vicdandır? Hiç mi yüreğime rahmet ediyor? Erkan Baş pazarı gezdikten sonra gördüğü manzarayı anlattı. Bütün pazarlar ayıptır söylemesi müzeye benziyor artık. Eli ya boş gidiyor ya da sadece eli boş gitmesin diye bulduğu en ucuz şey neyse ondan yarım kilo bir kilo alabiliyorsa alıp bu pazarı terk ediyor.